332 liraya çıktı. Çocuk paraları da 69'dan 73'e 6 yaş üstünde de 36 liraya çıktı. Yani iki çocuklu eşi çalışmayan bir memur her ay 478 lira 6 kuruş alacak maaşıyla birlikte onu da verelim Emekliler istedim. şu anda bizi seyredenler evet. merak ediyorlar. Maaş Beni takvimi. Beni görünce zaten bir emekli <laughs> haberi bekliyorlar. Tabii, Ama tabii. zamlar oldu biliyorsunuz. SSK <laughs> ve Bağkur emeklileri 6.50 zam alacak. 49 da diyebiliriz. Tamam. Memurlar da memur emeklilerde de 5.50 Zaman da Peki ne zaman alacaklar bu paraları? Onların takvimini çıkarttılar arkadaşlar. Biliyorsunuz emekli maaşları sizin e, bu tahsis numaranızın son rakamına göre ödeniyor. Evet. 17 Ocak'ta başlayacak. E, 9, 7, 5, 3, 1, 17, 18, 19, 20, 21 Ocak'ta devam edecek. 26 Ocak'ta sıfır olanlar alacak. Bağkurlular da 25 Ocak'ta başlayacak. 28 Ocak'a kadar alacak. Memurlar 15 Ocak'ta alacak. E, maaşlarını biliyorlar mı? Kendilerini biliyor mu bu bu e, kendi numaralarını biliyorlar. Biliyorlar evet. Bu, evet. Ta bu takvimden haberleri e, dâhilde var mıydı? Varsa e, emeklilerin vardır ama olmayanlar için biz de söylüyor. söyleyelim. Memur emeklileri şunu merak ediyor olabilir. Onlar ayın biriyle 5 arasında maaşlarını aldılar, zamsız aldılar. Onların zamları Çalışma Bakanlığının e, ilan edeceği bir takvimle yatırılacak. Bir şey daha söyleyeyim. Memurlarda 1 Ocak'la 14 Ocak arasındaki farkı maaşlarında görecekler. Yani 15'inde maaş alıyorlar. O farkta az önce bahsettiğim genelgeyle yayınlandı. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları bütün gazetelerde de var. Enflasyon faiz tek haneyi görecek. Onun da altını evet, çizdi. Tabii. Ee, yani bunun için hazırlıkları tamam iki, dengelenme süreci bitti. Artık meyveleri toplayacağız. Onun için diyorum 2020'de ne hesap yapıyorsanız yeniden yapın. Ya da daha önce Heh. Ticari, istihbari ve siyasi. Ne e, hesabınız var? Amacınızla neyi hedeflediyseniz, neyin e, algısını oluşturmaya çalışıyor idiyseniz, gerçeğin evet. dışında. Bakın 2019 yılın başında <laughs> çıktı birileri, dinledik, okuduk. Buraya ulaşamazsınız, bunu yapamazsınız, şunu yapamazsınız. Dünya Bankası'nı dün konuştuk, yani. çok şaşırdık diyor Dünya Bankası. Daha ha, evet, çok şaşıracaksınız. Var. Evet. Bütün gazetelerde var. Bütün akşamın manşeti olmuş akşam. Çok şaşırmışlar, şimdi. değil mi? Evet. Ee, evet. Daha çok şaşıracaksınız <laughs> 2020'de. Şimdi 2020'nin başında da bahsettiğiniz kişiler. Yine bahsediyor, bunlara ulaşamayız, %5'i bulamayız, cari fazla. 50 milyar dolar cari açıktan şu anda cari fazlaya geldik yani. Düşünün bunlar kolay işler değil. Ticari, siyasi, istihbari sebeplerle rakamları yamultanlar ya da isteklerini sanki gerçekmiş gibi anlatanlar var. Evet ama onlar, de... onların da hesapları değişti. Artış yaşandı. %4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları 53 lirayla 215 lira arasında artış gösterecek. Peki evet. konunun detayları neler? Onu da canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok büyük ...bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu yüzde dörtlük ve beşlik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var yani net maaşı var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı işte fişler toplanıyordu vesaire... E, ama bunu bir standarta bağladı sistem ve e, emeklilerimize maaşlarına göre yüzde beş ya da %4 olarak ek ödeme ödeniyor. E, bu ek ödeme ödendikten sonra e, net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı e, ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. E, çünkü zamlarda net maaşı yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-Devlet'ten e, emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-Devlet kullanmıyorlarsa sosyal güvenlik kurumuna giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan, net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? %4'te 80 liralık ek ödeme oluyor. E, bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skalasının altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da e, bu yıl için yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve yüzde %5 alan sayısı daha da artacak. Tabii bu ek ödemen bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye Emekliler Derneği'nde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa bu sefer yüzde sekiz ve yüzde on şeklinde ek ödemelerde ödenebilecek. Ama şu anki oranlar yüzde beş ve dört. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1071 küsür, ona 53 lira küsür. En yüksek rakamda 5300 lira, ona da 215 lira küsür. Küsuratı da var kuruşu. Ek ödeme ödeniyor. Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak. Doğru. Ee, onun detayları nelerdir hocam? Şimdi Temmuz ayında da emeklerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadar ki enflasyon rakamı kadar yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabii net maaş arttığı zaman zam geldiği zaman ödenecek ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödeniyor. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin Doğru. belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da sizden alabilir miyiz? E, bu biliyorsunuz Mart ayı e, vergi ayı. Hem kira geliri e, elde edenler beyanname dönemi başladı. 25'ine kadar verecekler. Ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la e, Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu. Emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik en az 200 metre 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir geliri olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım emeklilerimiz bunu da öğrensinler. eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Tabii, müracaat noktalarının belediye olduğunu belirtelim. Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet canlı yayın konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 orundaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi Memur maaş zammı netleşmiş oldu, Doğru, emeklilerin netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Ee, ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. 12'nin altında olması yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları Altı ilgilendiren centavuz. o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. Ee, tabii onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon yani temmuzdan aralığa kadar o da 6.49 oldu. Söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacaklar. Yani eee 5.49'da memur ve memur Memur emekleri. ve memur emeklilerinin evet, 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diyebiliriz. Yani 5.5 evet. oranında e, memur ve memur, memur emeklileri, emekleri, e, SSK ve Bağkur emeklileri de, de 6.49 oranında zam, zam alacak. alacak. E bu rakamlar Nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor en düşük memur maaşları? Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz Doğru. de paylaşıyordunuz. Biz Erkan genelde bunu 6.30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6.30 olacağını ama 6.49 oldu. Bir, bir tık daha yukarıda tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim.